Az önce sizlere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre Türkiye'nin hak ihlali şampiyonu gözüktüğünü duyurmuştuk. 1959-2020 yılları arasında tam 3309 hak ihlali yaşandığına değinmiştik. Yani insan hakları konusunda ve özgürlükler konusunda hiç de arzu edilmeyen, yani çağdaş ve demokratik bir ülke seviyesine yakışmayacak bir lig sıralamasında olduğumuz. Bu benzer başka sıralamalarda, mesela düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda yapılan lig sıralamalarında dünya tablosunda yine arzu edilmediğimiz yerde olduğumuz gerçeğiyle biraz da örtüşüyor. Bir başka sıralama daha var. O da yolsuzlukla mücadele ya da şeffaflık konusundaki durumumuz. Bu konuda sık sık gündeme getirilir ve orada da maalesef yine görmek istediğimiz yerde değiliz. Epey de aşağılardayız. Bu konuda çalışmalar yapan Transparency International ya da Uluslararası Şeffaflık Örgütü isimli bir kurum var. O kurum da her yıl ya da periyodik olarak ülkelerin sıralamasını, bazı puanlamalar yaparak o sıralamayı yayınlıyor. İşte o örgütün Türkiye temsilcisi Sayın Avukat Oya Özarslan'la konuşacağız Türkiye'nin durumunu. Oya Hanım, iyi akşamlar, merhaba. Merhabalar Zafer Bey. Sizinle ne zaman bu konuyu ele alan bir bağlantı yapsak lig sıralamasındaki o tablodaki yerimiz konusunda biraz daha hayıflanıyoruz. Geçen bir yıl içinde ya da o çalışmanın yapıldığı, sıralamanın yapıldığı periyod içinde iyileşme mi var, kötüleşme mi var? Şu anda tabloyu önüme açtım, bakıyorum. Türkiye, Burkina Faso, Trinidad ve Tobago ve Timor-Leste gibi ülkelerle aynı puanda, 40 puanda, yani bayağı düşük bir puanımız var ve 86. sırada. Nasıl oluyor bu? Yani tabii bu ülkelerle aynı sırada görmek bizi üzüyor. Yani hem ülke olarak, hem insanlarımız, hem kaynaklarımız olarak daha gelişkin ve zengin olduğumuzu düşünüyoruz ama maalesef gerçek böyle. Birçok ülke ilerleme kaydediyor, birçok ülke gelişmeler yapıyor, bu konuda çaba gösteriyor. Bizde ise hani yolsuzlukla mücadele konusunun rafa kalktığını düşünüyoruz aslında biz. Ve Türkiye'nin durumunu işte bu yılki sayıyı ve skoru siz açıkladınız. 180 ülke arasında 86. durumdayız. Ve 100 üzerinden de 40 gibi bir notumuz var. Hani düşük notlu ülkeler arasındayız. Bu hepimiz için üzücü, verici bir durum. Ama hani bunun gelip geçici bir şey olduğunu da söylemek mümkün değil. Çünkü son 8 yıla bakıyorsunuz. Son 8 yılda en çok düşüş yaşayan 5 ülkeden birisi Türkiye. Bütün dünyada en çok düşüş yaşayan, yani yolsuzluk konusunda irtifa kaybeden 5 ülkeden birisi. Evet, şimdi Sayın Özarslan, bu konuda hani tahmin ediyorum, bu konudaki değerlendirmeyi, sıralamayı yaparken bir yerlerde bu kurum oturup böyle bir checklist ya da işte puanlama listesi üzerinden, belli kriterler üzerinden ülkeleri değerlendiriyor. Ne gibi kriterler aranıyor ve nelere bakıyorlar bir ülkede yolsuzluğun yüksek olduğunu ya da şeffaflığın düşük düzeyde olduğunu saptamak için? Şimdi yolsuzluk algı endeksinin arkasında 13 tane daha endeks var. İşte bunlar Dünya Bankası, Ekonomist, Dünya Ekonomik Forumu gibi kurumların yaptığı başka anketler ve çalışmalar. Bunların hepsinin bir toplamını oluşturuyor aslında yolsuzluk algı endeksi ve bu yüzden de son derece dengeli sonuçlar veriyor her zaman, hemen her zaman. Buna baktığımızda da bu diğer endekslerin neler sorduğuna baktığımızda da şunları görüyoruz. Hani günlük yaşamdaki rüşvet, usulsüzlük, yolsuzluklarla karşılaşmaktan, işte ihale sistemlerine, iş adamlarının işlerini ne kadar kolay yapabileceklerine kadar çok değişik kapsamlı sorular var. Bunlar hem yerli hem yabancı iş adamlarına, yani birebir hayatın içinde bulunup iş yapanlara, bu arada işte hani kamu sektöründen bir takım uygunsuz tekliflerle karşılaşan, işte izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerde nelerle karşılaştıklarını ifade eden ve bunu aslında dünyanın değişik yerlerinde yapan, hani özellikle de bu çok uluslu şirketler, hani sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde var ve
iş yapma pratikleri aynı ve orada karşılaştırdıklarına göre aslında bir fikir veriyorlar. Bu yüzden bu hani gerçek hayattaki deneyimlerle de çok örtüşüyor. Evet, yani bu tür sorgulamalar yapılıyor, öyle mi? Çok uluslu şirketlerin hangi ülkede nelerle karşılaştıklarına ilişkin. Şimdi bizde sık sık şöyle haberler çıkıyor. Biz de buradan sık sık duyuruyoruz. Mesela dünyada en fazla kamu ihalesi alan şirketler arasında maşallah bayağı yukarılarda duruyoruz. Ve hep aynı şirketlerin kamu ihaleleri alması dünya sıralamasında orada müteahhitler açısından baktığımızda göğsümüzü kabartan bir durum. Ama bu tabloya bakınca, yani yolsuzluk algı endeksi, Corruption Perceptions Index'e bakınca bizi aşağılara düşüren bir faktör gibi gözüküyor herhalde. Şimdi ihalelerin de sadece 3-5 şirkete veriliyor olması burada bir konsolidasyon yaratıyor ve hani sermaye transferini de akıllara getiriyor. Bu yüzden aslında çok hani bizim tercih edeceğimiz bir durum değil. Açık ihale gibi yollara başvurulduğunda yani bunun bu kadar birkaç elde toplanmadığını görüyorsunuz. Çünkü hani kim yetkinse, kim uygunsa, kim koşulları sağlıyorsa onlar alıyor. Aslında bunun dağılması da daha uygundur. Ama biz burada hani Türkiye'de özellikle 3-5 şirketin en çok ihaleleri aldığını ve en yüksek ihaleleri aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de şehir hastaneleri mesela. Baktığımızda şehir hastanelerinin içinde %34 civarında tek bir şirkete gittiğini görüyoruz. Hani tek bir şirket mi var? Niye bu kadar tercih ediliyor? Bu gibi sorular geliyor akla. Peki Sayın Oya Özarslan, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ederim Zafer Bey, iyi yayınlar. İyi akşamlar efendim.